Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tığ işi güzel bir bayan yeleği hazırladım. Böyle ufak bir parça modellik çıkarttım. Şimdi bu modeli çıkartırken Alize Süperlana tığ işi ip kullandım. Bu ipe uygun da 5 ile 7 arası tığ kullanabilirsiniz. Yani bu markayı ve bu kalınlıkta bir ip kullanacaksınız. 5 ile 7 arası tığ kullanmanız uygun olacaktır. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi ilk alt lastiğinden başlıyorum. Zincir çekiyorum. Şimdi ince bir lastik yapacağım modeli göstermek için. Şöyle tığıma ipimi sardım. Üçüncü zincirime batarak burada ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir sonraki zincirime batıyorum. Yine iki seferde çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincirime batıyorum. İkili trabzan yaptım. Şimdi bu sırada bütün zincirlerimizin üzerine ikili trabzan yaparak tamamlayalım. Kenara geldiğimizde 3 tane zincir çekip dönüyorum tekrar bütün trabzanlarımızın üzerine ikili trabzan yapıyoruz 3 zinciri çektim İlk trabzan olarak kabul ediyorum yani bu hemen birinci trabzanı atlayıp yanındaki trabzana batıyorum iki defa da çıkıyorum şimdi bu trabzanları istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapalım. Daha sonra da üzerine modelimizi kurmaya başlayalım. Tekrar 3 tane zincir çekip dönüyorum. Yine trabzanlarımın üzerine ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde büyütelim biraz. Şimdi bu şekilde trabzanlarla kısa bir alt lastik oluşturdum. Şimdi üzerine modelimizi kurmaya başlayalım. Üç tane zincir çekiyorum. Kenardaki trabzanları yapıyorum, patlarını yapıyorum. Dikiş kısmına gelecek olan trabzanları e, sayısını daha az yapabilirsiniz. Şimdi böyle 4 tane yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına sardım. Şöyle çok değil şu ilk sıradaki trabzanı atlayıp göz kararı arkadaşlar ilk sırayı çok sıkışık da olmasın buraya batarak ikili bir trabzan yaptım tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım bir sonrakini şöyle araya batıyorum hepsi üst üste olmasın 3 4 Böyle 5 tane ikili trabzan yaptım. Arada iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipini sardım. Şimdi bu aynı yere şöyle V olacak şekilde tekrar battım ve 5 tane daha yan yana ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. İçe gelmeyecek. Sırayla böyle yan yana olacak. Yine hiç zincir çekmiyorum. Böyle kısa bir boşluk bırakıyorum. Tekrar yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. arada iki tane zincir yine V gibi yaparak böyle aynı yere batıyorum şöyle bir V şekli oluşturuyoruz tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyorum zincir çekmiyorum. Şimdi kenardaki trabzanlarımızı yapalım. Birazcık ara boşluk veriyorum. Bakın ilk sırayı bu şekilde göstereyim. İlk sırada anlaşılmayacak kenar trabzanlarımızı yaptık 5 tane ikili trabzan yaptım arada 2 zincir çektim tekrar 5 trabzan hiç zincir çekmeden kısa bir boşluk bıraktım tekrar 5 trabzan 2 zincir 5 trabzan yine hiç zincir çekmeden kenardaki trabzanlarımı yaptım ve ilk sıramı bu şekilde tamamladım 3 tane zincir çekerek örgümü çeviriyorum yine kenardaki trabzanlarımın üzerine ikili trabzanlar yapıyorum şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum tığımın başına ipimi sardım 2 tane zincir çekmiştim bu trabzanların arasında buraya tam 10 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 On. Toplam 10 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Bu iki trabzanın arasına hiç zincir çekmeden geçiş yapmıştık. O geçiş yaptığımız yere hiç zincir çekmediğimiz yere 3 zincirimi buraya sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki İki trabzanın arasındaki zincirimin içine yine 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Model iki sıradan oluşmaktadır. İlk sırada hiç zincir çekmeden sırayı tamamlıyoruz. İkinci sırada da üçer zincir çekerek ikinci sırasını tamamlıyoruz. 6 tane olmuş. 7 8 9 10 3 zincir çekiyorum. Kenardaki tırabzanlarımı yapıyorum. ikinci sıramızı da göstereyim daha yakından bakın bu şekilde şimdi devam ediyorum 3 tane zincir çekiyorum örgümü çevirdim yine kenardaki trabzanlarımızı yapalım şimdi bu sırada artık aralarda hiç zincir çekmiyoruz zincir çekmeden tığımın başına ipimi sardım 10 tane trabzanım vardı. Her bir trabzanın karnından bu şekilde giriyorum. Bakın böyle alttan girip karnından çıkıyorum. Bu şekilde çıkarak ikili trabzanlar yapıyorum. Önce 5 tane yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. 4 5 Şimdi 5 tane böyle karnından girerek ikili trabzanlarımı yaptım. Arada iki tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma ipimi sardım. Bir sonraki 6. trabzana geçiyorum. Tekrar burada da 5 tane böyle karnından geçirerek ikili trabzanlar yapıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına sardım. Yine aynı şekilde buradaki 10 tane trabzanıma da aynı metodu uyguluyorum. Önce 5 tane ikili trabzan. Sonra arada 2 zincir. Tekrar 5 tane karnından girerek ikili trabzan yapıyorum. 5. yapıyorum. Arada 2 zincir. Diğer kalan trabzanlarımı da böyle ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. hiç zincir çekmeden kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet bu sıramızı da yakından göstereyim. Bakın alacağım model şekil bu olacak. Şimdi ilk modelimizi kurduk. İkincisi için de ilk sıramıza gittik. Şimdi tekrar devam ediyorum. 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Bir model daha göstereyim sizlere. Önce kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Bu sırada aralarda 3 zincir çekerek devam ediyoruz. 3 zincirimi çektim tığımın başına ipimi sardım aradaki iki zincirin içine yine 10 tane ikili trabzan yapıyorum Evet 10 tane trabzanımı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Bu arada zincir çekmemiştim. Hemen geçiş yaptığım yere 3 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu trabzanların arasındaki zincirin içine yine 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamladık tekrar 3 zincir çekip trabzanlarımı yapıyorum şimdi bu sırada hiç zincir çekmiyoruz yine bu 10 tane trabzanın karnından girerek önce 5 tane ikili trabzan yapıyoruz sonra arada 2 zincir ve kalan 5 tırabzanımızın daha böyle karnından girerek ikili tırabzanlar yapıyoruz. Evet. 5 tırabzan yaptık. 2 zincir. Kalan tırabzanlarımızı da aynı şekilde ikili tırabzanlar yapıyoruz. hiç zincir çekmeden bir sonraki 10 tane yaptığım trabzanların karnından girerek yine aynı şekilde ikili trabzanlar yapıyorum. Önce 5 sonra arada 2 zincir tekrar 5 tane daha trabzan yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladım. 2 model olarak sizlere gösterdim. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.